Allah onları zorluklarla halis kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlere cennet ehlinin padişahlarını haber vereyim mi? Şüphesiz her zayıf mustazaftır. Resulullah yine şöyle buyurmuştur. Sizlere Allah'ın en kötü kullarını haber vereyim mi? Onlar kaba ve kibirli kimselerdir. Hakeza sizlere Allah'ın en iyi kullarını haber vereyim mi? Onlar zayıf ve mustazaf olanlardır. İmam Ali aleyhisselam peygamberlerin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar mustazaf bir topluluktu. Allah onları açlıkla denedi. Meşakkatlere, korkulara uğratarak imtihan etti. Onları zorluklarla halis kıldı. Mal ve evlat sahibi olmayı Allah'ın gazap veya rızasına ölçü saymayın. Zira bu kudret ve zenginliğin imtihan için verildiğini bilmemektendir. Allah kendilerine mal ve oğullar vermekle onlara iyilik etmekte acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onlar şuurunda değiller buyurmuştur. Allah büyüklenen kullarını onların gözlerinde zayıf olan dostlarıyla sınamaktadır. İmam Ali aleyhisselam peygamberlerin sıfatı hakkında hakeza yine şöyle buyurmuştur. Allah elçilerini iradelerinde güç sahibi kıldı. Görenlere karşı hallerini zayıf gösterdi. Gözleri, gönülleri dolduran bir kanaat, kulaklara ve gözlere eza olan bir yokluk verdi. İmam Ali aleyhisselam, eskiden bir kardeşim vardı. Görünüşte zayıf ve güçsüzdü ama ciddiyet zamanında kızgın bir aslan ve zehirli bir çöl yılanı kesilirdi buyurmuştur. Mustazafların toplumdaki rolü hakkında Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Beni zayıfların arasında arayınız. Zira sizler zayıf insanlar vesilesiyle rızık yiyor ve yardım görüyorsunuz. Bir başka hadisi şeriflerinde Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Annen yasına otursun ey Ümmü Sad'ın oğlu. Sizler zayıflarınız dışında mı rızık yiyor ve yardım görüyorsunuz? Yine Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz sizler zayıflarınız vesilesiyle yardım görüyorsunuz. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, gerçekte Allah bu ümmete zayıflarının duası, namazı ve ihlası sebebiyle yardım etmektedir. Ümeyye bin Halid, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle demiştir. Peygamber, yalın ayak ve fakir Müslümanların yardımıyla fethediyor ve galip geliyordu. Kur'an'da şöyle buyurulur. Biz, memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak ve onları varis yapmak istiyorduk. İmam Ali aleyhisselam buyurdu ki, dünya inattan sonra yavrusuna şefkatle dönen ısırıcı deve gibi şefkatle bize dönecektir. Daha sonra şu ayeti okudu. Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara ihsanda bulunmak, onları imamlar ve varisçiler kılmak istiyoruz. Hazreti Ali aleyhisselam, zayıf bırakılanlara yani mustazaflara ihsanda bulunmak istiyoruz ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. O mustazaflar Ali Muhammed'dir. Allah onların çabasından sonra Mehdilerini gönderir, onları aziz kılar, düşmanlarını da zelil eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ağlayarak baktı ve şöyle buyurdu. Sizler benden sonra mustazaf olacaksınız.